Akıllı Paranın son bölümünde gidiyoruz. Norsiye mi? Aliberk Yerel var karşımızda. Aliberk merhaba. Merhaba Açıl, iyi haftalar. Teşekkürler. Bizi altın ve petrolle bıraktık. Seninle de oradan konuşmaya devam edelim. Özellikle burada geldiğimiz yerde 1240 dolarlar civarında, 1240-1250 arasında gidip gelen bir altın fiyatlaması. Nereye kadar hareket etmesini beklersin? Son bir hafta 10 günlük sürece baktığımızda aslında Fed üyelerinden gelen açıklamalar ve Fed tutanakları sonrası dolarda sert yükselişler görmüştük. Ve tabi doların güç kazanması emtia fiyatlarında sert satışların gelmesine neden oldu. Altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta 1280-1290 seviyelerinden bahsediyorduk. Fakat bu gelen sert satışlar sonrasında 1250 seviyesinde haftayı tamamlamıştık. Şu an için altında ben hala güvenli liman etkisinin zaman zaman kendini hatırlatacağını düşünüyorum. Biraz daha 1243.10 seviyesine doğru bugün özellikle geri çekilmeler devam edebilir. Ama şu an için özellikle dolar endeksi biraz yüksek. 95.40 seviyene kadar yükselmiş bir dolar endeksi var. Biraz daha altın tarafında 1250-1260 ons aralığına toparlanma bekleyebiliriz. Aliberk, bir de çok kısaca petrol tarafındaki görüşünüzü merak ediyorum. Özellikle üretim koşulları biraz toparlayınca hem Nijerya'dan hem Kanada'dan gelen üretim haberleri, normale dönme haberleri petrol üzerinde birkaç dolarlık baskı yarattı ama orada 45 dolarlara doğru bir hareket mi beklersiniz yoksa bir süre sonra yeniden spekülatif pozisyonlar aracılığıyla 50 dolara yaklaşan bir fiyatlama mı? Açıkçası sizin de söylediğiniz gibi aslında Kanada ile başlayan bu olay, daha doğrusu bir de Nijerya, Libya, Venezuela gibi ülkelerdeki üretim aksaklıkları petrol fiyatlarına destek vermişti. Amerika'dan gelen stok rakamları da son 1-2 haftadır aslında biraz çelişkili, bir düşük bir yüksek geliyordu. Geçtiğimiz hafta ortasına kadar dolayısıyla WTI petrol tarafında 49 dolarlara kadar bir yaklaşmıştık. Fakat tabii güçlenen dolar etkisi ve yine Amerika'dan stokların beklentinin üzerinde yaklaşık 1.3 milyon varil gibi bir rakam açıklanmasıyla beraber petrol fiyatlarına tekrar baskılandığını söyleyebiliriz. Dolar da biraz daha tabii güçlü seyirin devam etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatlarının da 49 dolar seviyesine hız kestiği için bu düşüş hareketini 45-46 dolara kadar bir süre devam etmesini bekleyebiliriz. Ama sanki biraz daha özellikle arz ve talep konusundaki genel hikaye devam ettiği için biraz 45 ve 50 dolar aralığı piyasaya oynayacak gibi görünüyor. Aliberk Yerel, çok teşekkür ediyoruz sana da bu yorumlar için ve Norsiyem'den aldığımız yorumlar eşliğinde Akıllı Paranın da sonuna geldik.